Günaydın. Bugün 14 Şubat. Sevgililer günü. Ve biz hazırlandık. Defne okulda bile. Biz şimdi yola çıkacağız. Buradan 70 kilometre ileride büyük şehir var. Orada da Simit Sarayı var. Altıntaş Simit Sarayı. Ve orada her sabah kahvaltı büfesi oluyor. Biz de dedik ki hadi sevgililer gününe özel kahvaltı yapmaya gidelim. Size de göstermiş oluruz buradaki Türk kahvaltı imkanlarımız. Gerçekten biraz uzak ama otoban olduğu için aslında gayet hızlı gidiliyor. Yarım saat 45 dakikada varırız. Benim kullanmam lazım arabayı. Çünkü Ural böyle uzun yol gidecek durumda değil daha. Zaten dün biraz araba kullandı diye ayağı ağrımış. Yani yola çıkalım. Değil mi? Geç kaldık biraz. Evet, defneyi Sanki. alacağız. Defneyi alacağız. Evet, çünkü en geç saat 12.30'da yine burada olmamız lazım. Defne'yi almamız lazım okuldan. O yüzden biraz vaktimiz kısıtlı ama olsun. Evet arkadaşlar, Augsburg'a geldik. Augsburg aşağı yukarı 300 bin nüfusluk bir şehir. Ve şimdi kahvaltımızı yapacağız. Oh, Simit Sarayı burada. Su diş aşkım. Çantanı da alalım. Ay, bu soğukmuş ya. Üşüdüm. Burada dışarıda kendimi çekmeye hiç çekinmiyorum çünkü bu şehirde bayağı birçok YouTuber'cı var. Artık buradakiler alışmıştır herhalde. Bir de çekinmiyorum niye? Çünkü burada ben kimseyi tanımıyorum. Bizim yaşadığımız yerde aslında herkesi tanıyoruz biz. İnsan o zaman daha çok utanıyor. Burada utanmıyorum ama burası gördüğünüz gibi gerçekten büyük. Sultan Haber'e gidiyor. Dışarı çıktığı için sevindim çocuk. Şunu da takacağım mı? Aa, yine geldi bu. Tamam, gelsin. Başıma burası onun. Doktor dövüşmedi. Ya o değil de şey, burası onun park yeri mi ki acaba? Bir şey derdi o zaman. Ya ben burayı park ettiğimden beri bir tane şey, ne diyorlar buna? Kargocu. Bir kargocu sürekli buraya geliyor. Arabamızın yanında duruyor. Bakıyor. Sonra yine arka arka gidiyor. Ne yapıyor anlamadım. Neyse gidelim, çok üşüdüm. Kime bakıyor? Çekmiyor mu binaları falan? Çekme. Beni çekme. Hayır. Böyle mi? Böyle. Üşüdüm ya. Çabuk yürü. Now I know we can't keep floating. We have
kahvaltımızı yaptık. Birazcık bir şeyler çektim sizin için ama o kadar doluydu ki içerisi tahmin ettiğim gibi. Kameraya çıkartıp fazla konuşmak istemedim nedense. Ondan önce yok işte beni burada zaten kimse tanımıyor falan ben böyle. Buradan sağydı değil mi? Yok. Buradan sol. Son buton. Ama nedense içeride pek cesaret edemedim. Çünkü herkes bir de Defne diyorum ya. Bir de herkes Suude yüzünden bize laf attı. Yok işte çok tatlı bilmem ne işte. Tipik böyle insanlar bebek gördüğü zaman söyledikleri şeyler. Ondan sonra hiç cesaret edemedim. Cesaretim komple kaydı gitti. Vural ilk defa gitti oraya kahvaltı yapmaya. Nasıl, beğendin mi? Evet, çok güzeldi. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Akşam yemeği de çok güzel oluyor orada. Biz de şimdi eve doğru gidiyoruz. Evet, annemlere geldik. Otobüs geçecek diye panikledim. Tulumbayı da arabanın unuttum. Tulumbayı da alalım. Ben giriyorum oldu. Çünkü demin giymedim çünkü. Üşüdüm. Merhabalar. Ya çekimleri biraz aksatıyorum, evet. Annemlerdeydik, kahve içtik, muhabbet ettik. Annemlerdeyken genelde çekim yapmasını unutuyorum. Yani bunu bundan sonra da garipsemeyin. Orada gerçekten çekim yapmıyorum normalde. Şimdi Defne ile tekrar arabadayım. Evde şöyle bir yarım saat falan geçirdik. Geçirdiysek. Şimdi tekrardan yola çıkacağız. Hem kardeşimi alacağız otogardan. Onlar bugün okuldan geziye gitmişler. Şimdi bir saat orada otobüs beklemeyeyim abla. Burada işin varsa beni alır mısın dedi. Benim de zaten işim var. Çünkü Defne'ye ayakkabı almam lazım. Dün de söylemiştik okul için terlik lazım. Dedim tamam, o zaman geliyorum seni alıyorum. Gelmişken Defne'nin ayakkabı işini de hallederiz. O yüzden şimdi yola çıkıyoruz. Şunları seçtik. Terliği olarak okul için. Onlar terlik değil ama aşkım. Onlar dışarısı için. Ay, bir şeyler düştü. Sen burada bekle. Ben şimdi bir tane daha ayakkabı bakacağım sana, tamam mı? Onları alalım. Gidiyoruz. Evet, Defne'ye bir tane de çanta aldık, böyle pomponlu okul için. İlla çanta istedi. Biz de bunu beğendik tam çıkışta. 14.90'dı zaten sadece. Biz eve geldik. Ben üstümü değiştirdim. Üstüme hemen bir tişört giyindim. O öbür bluzu mahvetmemek için. Çünkü zaten çok ama çok hassas bir kumaş biliyorsunuz. Ben bugün kabak mücver yapıyorum. Canım birdenbire çok acayip bir şekilde kabak mücver çekti. Şekline, şemasına sakın bakmayın. Çünkü ben bunu hep böyle yapıyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. Benim için hızlı olan bir yemek bu. Sonra birkaç parça et attım fırına. Vural fazla et istemiyor. Burada da Thermomix'imde pilavım pişiyor her zamanki gibi. Evet, bunun içinde pilavımı yapmayı çok seviyorum. Öyle yemeklerim böyle pişiyor. Şipşak bir yemek oldu yine. Yemeğimiz hazır. Mücver. Burada biraz et, tavuk kanadı falan işte. Tavuk kanadıyla budu mu? Tavuk kanadı. Bildiğimiz tavuk kanadı. Pilavımız. Şurada da dünden kalan etimiz. Maç var, maç var. O yüzden bu evin içi tımarhane gibi. Maç var. Saat kaç? Saat 7 oldu mu? 19.05. Şu an saat 19.05. Ama gerçekten saat... Saat 10. Saat tam 7. Ben şu an Defne ile bunlarla oynuyorum yine. Göstermiştim bir keresinde. Bunları getirdiğini oynamak istiyor. Birazdan yatacak ama. En fazla yarım saati kaldı. Sonra yatakta olması lazım. O zamana kadar birazcık oyun oynuyoruz. Ama yine böyle yüksek bir tane yapsaydık ya. Yanım. Hadi yapalım. Ben de koyabilir miyim? Zaten.
Açık aç. Böyle yüksek yüksek yapıyoruz. Ondan sonra düşünce de bu hanımefendi gülme krizine giriyor. Düştü. Ama bana hiç koydurmadın. Çok kötüsün. Maç hala bitmedi. Ve orada bir takım agresif insanlar. Ama olsun. Her neyse, şu kız yarım saattir çocuk emniyeti olan ilacı açmaya çalışıyor. Açabileceğini iddia ediyor ama açamayacak. Ben de size şunu göstermek istedim. Kaç gündür bahsettiğim kutu bu. Bakın burada benim bütün makyaj silme eşyalarım var. Bunu artık şurada arkada camın kenarına koyacağım. Akşamları lazım olduğunda oradan rahat rahat alabilirim. Evet, maça rağmen Vural şimdi çocukları yatırıyor. Ben de videoları editleyip yüklemeye hazır edeceğim. İnşallah saat 8. Ve ondan sonra bir dahaki videolarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.